21 Haziran 1969, Grand Slam'lerin efsane tenisçisi Maureen Connolly hayatını kaybetti. Henüz 14 yaşında, genç kadınlar turnuvasını kazanan, en genç tenisçi unvanını elde eden Amerikalı kadın raket Maureen Connolly, 1953 yılında spor hayatındaki altın yılını yaşadı. Bir yıl içinde 4 büyük Grand Slam turnuvası olan Wimbledon, Amerika Açık, Avustralya Açık ve Fransa Açık Grand Slam turnuvalarını kazanan ilk kadın tenisçi olarak tarihe geçti. Bu başarısıyla efsane statüsüne yükselen Connolly, genç yaşta hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 21 Haziran 1970. Jules Rimet Dünya Kupası, ebediyen Brezilya'nın. Meksika'da gerçekleştirilen 1970 Dünya Kupası, oyuncu değişiklikleri, sarı ve kırmızı kart gibi birçok ilke ve uygulamaya sahne oldu. İlk kez tüm kupa maçlarının canlı olarak yayınlandığı Meksika'daki şampiyonada ilk kez bir takım kupanın ebedi sahibi olmayı başardı. Amerika kıtasındaki şampiyonaya favori olarak gelen Brezilya, kendisi gibi kupayı daha önce iki kez kazanan İtalya ile finalde karşılaştı. Kurallara göre kupaya 3 defa sahip olan ülke, kupayı ebediyen müzesine götürüyordu. Meksiko City'de, Azteca Stadında oynanan ve Pelé'nin son kez katılmış olduğu Dünya Kupası'nın finalinde Brezilya maçtan 4-1 galip ayrılmayı başardı. Jules Rimet Kupası artık ebediyen Brezilya'nındı. 21 Haziran 1982, Kuveyt emiri maça müdahale etti, hakem de kabul etti. Dünya Kupası tarihinin en ilginç olaylarından biri, İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda yaşandı. Fransa ile Kuveyt arasında oynanan grup maçı 3-1 Fransa lehine devam ederken, maçın 71. dakikasında Fransa'nın attığı 4. gole offside diye itiraz eden Kuveytli oyunculara tribünlerden şaşırtıcı bir destek geldi. Maçı izleyen Kuveyt emiri Ahmet El Sabah sahaya indi ve hakemle konuşmaya başladı. Kuveyt emiriyle konuşan maçın hakemi sonrasında yardımcılarıyla konuştu ve sürpriz bir şekilde verdiği kararı iptal etti. Kuveyt emirinin maça müdahalesi başarılı olmuş, hakem Fransa'nın 4. golünü adeta yemişti. 21 Haziran 1998, Dünya Kupası'nda İran, Amerika Birleşik Devletleri ile oynadı. Takım sayısı 24'ten 32'ye çıkartılan Fransa 98 Dünya Kupası'nın en ilginç maçlarından biri de, aralarında sert siyasi çekişmeler yaşayan İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanan grup maçı oldu. Lyon'daki maç tahmin edilenin aksine gerginlikten uzak bir şekilde oynanırken, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelen iki ülkenin bu mücadelesini İran 2-1 kazandı. 21 Haziran 2008, Eskişehir Spor efsanesinin mimarı Abdullah Gegiç aramızdan ayrıldı. 1965-66 sezonunda Avrupa'nın zirvesine yükselen bir isim Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Bu isim 1964-65 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynayan Partizan'ın teknik direktörü Abdullah Gegiç'ti. O yıllarda Gegiç gibi bir teknik direktörün Türkiye'ye gelmesi sansasyonel bir olaydı. Yugoslavya Yeni Pazar doğumlu olan ve Müslüman bir ailenin oğlu olan Gegiç ise özellikle Türkiye'ye gelmek istemişti. Abdullah Gegiç geldiği sezonda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırınca Fenerbahçe'nin gözünden düştü. 1967-68 sezonunun başında Eskişehirspor'dan teklif alan Gegiç, Eskişehirspor'u çalıştırdığı 1967-1971 yılları arasında takımına Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Başbakanlık kupalarını kazandırırken İstanbul takımları karşısında lig şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı. Anadolu'da futbol devrimi kavramını ilk telaffuz eden teknik adamlardan biri olan Abdullah Gegiç, 1969 yılında milli takımımızı da çalıştırdı. Gegiç özellikle teknik direktörlüğü döneminde Türk futbolcusunun koşu mesafelerinin Avrupa'ya göre yetersizliğini ilk ortaya koyan teknik adam olarak da kayıtlara geçti. 1979 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve tek L ile söylenen ismini Abdullah olarak değiştiren Abdullah Gegiç, 2008 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası aramızdan ayrıldı.